Efendim, Malt Bir Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Saat... Bunlar korna. Evet, sağ tarafımda trafik var İstanbul'da. Sağ tarafımda Orhun Kayak var. Sol tarafımda ise Tuncay Aslan var. Şimdi soru cevap videolarımızın bir yeni sırayla karşınızdayız. Sizden gelen sorulardan böyle hani gözümüze çarpanları cevaplayabileceğimizi düşündüm. Yani çünkü şey soran var. Sigortan kaçtan yatıyor? Ne kadar şey olur falan. Hani yani bunlara tabii cevap vermeyeceğimizi tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Yani ne zaman evlendi, ne yaptı, ne etti falan. Hani o kadar da özele girmeyeceğimizi söylemiştik zaten sizlere. Güzel sorular gelmiş ama teşekkür ediyoruz sorularınız için. Bekliyoruz bu videonun altında yeni sorularınızı. Şimdi bu videonun aslında başlığını oluşturan Türkçe altyazı işlerine değineceğiz birazdan. Ama önce bir ısındırma sorusu sorayım. Biraz... Hı-hı. O ağır konuya girmeden önce bir iki ısındırma sorusu yapalım. Isındırma sorusu olarak Enis Kirazoğlu saç ektirmeyi düşündün mü? Düşünmedim. Buna hemen geçiyorum cevapla. Hayır, düşünmedim, düşünmüyorum da. Tuncay Arslan, oyun doktoruna devam edecek misin? Hayır. Hayır. Neden? Yani nedenini söyleyeyim. Ya bayağı bölüm yaptım aslında. Bu CNN Türk'te başladı. Yani Total'de belki şu an YouTube'dakiler hariç 100'e yakın bölüm yaptım. Yeter diyorsun artık. Yani yeter diyorum. Aslında yani yanlış zamanda yaptım. Yani şu an YouTube izlenmelerimiz çok daha iyi. Şu an yapıyor olsam onlar çok daha iyi izlenirdi. Ama hani o kadar çok üzerine gittim ki hani beni heyecanlandırmıyor artık. Ama skeç tarzı şeyler yapmayı düşünüyoruz Enis'le ama vakit bulamıyoruz. Evet. Bakalım yani bakalım. Bakalım. Fikir var kafamızda. Orhun, bir sonraki soruna sana kişisellerden giriyorum. Tamam. Saç oyun doktoru... Niye bu kadar hızlı konuşuyorsun diye bir soru gelmiş. Bu arada soruyu soranların isimlerini söylemedim. Bana soran Selman Kurt, Tuncay'a soran Kasaplar Oyunda diye bir arkadaşımız. Yani YouTube isimleri zaten bunlar. Sana soran da Emirhan İlhan isimli arkadaşımız. Niye bu kadar hızlı konuşuyor? Şimdi Emirhan'cığım şöyle bir durum var. Benim default ayarlarım böyle. Yani doğuştan. Dövecek gibi. Emirhan'cığım bak. Senin ağzını vurdum, kırarım diye. Yok gerçekten. Hani normal hayatımda da biraz böyle tez canlıyımdır. Hani küçükken de şeydi, gideceğim yere yürümez koşardım falan. Hani sanki ne acelem varsa. Panik bir adamsın. Hani bir an önce konuşurken, gerçi tek başıma mesela konuşurken daha... Tek başına konuşurken. Ya şeyde falan, zamanında mesela kendi kanalıma video yaparken ya da burada isteği bir şeyle yaparken böyle biraz daha düşünerek. Çünkü karşımda etkileşime girdiğim insanlar olmuyor vesaire, bir geri dönüş almayacağım falan ya. Hani onun etkisiyle biraz daha düşünerek yavaş konuşabiliyorum. Çok çabaladığım zaman yine kendimi yavaşlatabiliyorum ama o da takılmaya, işte efendime söyleyeyim kekelemeye vesaire sebep oluyor. O yüzden mümkün olduğunca çabucak aklımdakini atmak üzere alışmışım. Hani bir an önce söyleyeyim, karşımdakinin de vaktini almayayım falan diye. Ya bunlar alışkanlık, insan aynen. Yani karakterinin her şeyi alışkanlıkla oluşuyor. Yani normal, yani özetle aslına bakarsan normal konuşma şeklim benim bu şekilde. Niyeyse böyle alışmışım, böyle de devam ediyor. Okey, o zaman devam ediyorum. Bir sonraki sorun, en favori oyun firmanız. Ben sanırım bugün, ya bugün itibariyle buna Chucklefish derim. Yani şeyden ötürü, Terraria'yı, Starbound'u ve Stardew Valley'i yapmış olan şirket. Yani bağımsızdı bu adamlar. Gerçi hepsinin geliştiricisi değil, bazısının yayıncısı falan Chucklefish. Ama dediğim gibi adamlar 3 oyun yapıyorlar ve 3'ünü de tık 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 atmışlar. Hani dolayısıyla kendilerine çok takdir ediyorum ve hayranlık duyuyorum. Ama tabii daha genel olarak düşünürsek sanırım Blizzard derim. Okey, sen var mı kafanda bir şey düşünmek ister misin? Playdead değil mi Limbo ve Inside yapan? Evet, Playdead. Playdead artı LucasArts. Peki neden LucasArts? Adventure'lardan dolayı. Yani hem adventure hem de mizah beni çok çekiyordu yani. Ha, doğru. Beni bu kadar eğlendiren, aynı zamanda da güzel bir oyun sunabilen başka bir firma yok. Ben de CD Projekt Red diyorum. Hem oyunları, yani evet. Witcher serisi çok oyunları dediğim, Witcher serisi çok kaliteli. Hem de oyuncuları düşünen hareketleri var. O açıdan hoşuma gidiyor adamların yaptığı şeyler. Gerçekten oyuncuları düşünüyor olmalarının özellikle altını çizmek yani lazım. Yani Cyberpunk, pardon lafını böyle. Çok pardon. Yani oyuncuyu bu kadar iyi anlayıp bunu lehine kullanabilen başka bir firma yok arkadaşlar. Evet, şey vardı ya eskiden, Interplay'in By Gamers For Gamers falan. Tam o yani. Tam, tam şu o. Anki karşılığı. Söylememelerine rağmen bunu çok güzel hayata geçiriyorlar yani. O zaman Yaşar Selim'den gelen bir soruyu sorayım. Türkiye'deki bu sektörün büyüyüp uluslararası oyun firmalarının Türkiye diye bir yer varmış. Aa ne güzel bir yermiş diyecekleri noktaya gelecek mi Türkiye diye soruyor. Yani aslında buna cevap vereyim ben biraz da. Gelecekse neden, gelmeyecekse neden diye sormuş. Gelecek. Yani zaten geldi. Şu an o noktadayız aslında. Evet. Fakat tabii oyun anlayışları farklı. Siz hani bunu sorarken büyük ihtimalle kafanda şu var diye tahmin ediyorum. Hani EA, Ubisoft, Charter falan gibi AAA oyunların, büyük oyunların bunun demesinden bahsediyorsun. Onlar diyor... siz görmüyorsunuz tabii ama arka planda mesela biz 5 yıl önce hiç konuşamıyorken Ubisoft'la şimdi konuşabiliyoruz. Ubisoft'un bu bölgeye bakan insanıyla muhabbet edebiliyoruz. Bir şey söylediğimiz zaman ilgileniyor bizle. Hani şey yapıyor ama işin şu boyuta gelmesi, yani tamamen yerel organizasyonlar, tamamen mesela oyun çıkıyor burada bir lansman yapalım ki yapıyorlar aslında. For Honor için lansman yaptı evet. Aral. İşte ondan sonra efendim For Honor'ı komple Türkçeleştirelim veya işte Mass Effect'i komple Türkçeleştirelim. Bu birazdan değineceğimiz evet. Konu sebebiyle biraz zor. O konuya birazdan bundan sonraki soruda girelim. Ama mesela mobil oyunlar, free to play oyunlar, online oyunlar, hani
Türkiye'de çünkü çok büyük bir oyuncu kitlesi var ve bunlar Türkiye pazarını kesinlikle es geçmiyor. Aynen. Zaten reklamların eskisine göre daha çok görüyor. Belki bu videoya girmeden önce bile bir oyunun reklamını izlediniz şu anda. Yani eskisine çok göre çok daha fazla yerelleştirilerek Türkiye'de iki potansiyel farkında yani. Hani hiç merak etmeyin, farkında olmadığı gibi bir durum yok. Sadece Türk kullanıcısının alım gücü düşük olduğu için bu kadar büyük bütçeli oyunlara yatırım yapmıyor Türk oyuncusu da. O yüzden de o firmalarda henüz Türkiye'ye çok abanmıyorlar ama onun da zamanı gelecek diye düşünüyorum. Peki şu olur mu? Rockstar Türkiye burada da ayrı bir oyun çıkarıyor. O olmaz. Sony'nin Türkiye. O 100 yıl sonra falan olabilir. Ya olur ama biraz daha zaman lazım. Çünkü biz eldeki programcıları zaten değerlendiremiyoruz. Yani evet. Senin önce burada bir havuz oluşturuyor olman lazım. Yani burada zaten hali hazırda belli bir programcı mantalitesi, belli bir iş gücü mantalitesi, yani belli bir sektör mantalitesi olmaz. Onun için çalışan mesela kuruluşlar var. Toget onun evet. için çalışıyor. Özel olarak işte geliştiricileri bir araya getirmeye çalışıyor. Evet. Geliştiricileri böyle bir platform çıkartmaya çalışıyor. Bunun için çalışan yerler var ama oturmuş bir şey yok. Bir de buradaki vergilendirme sistemi oturmuş değil. Yani sen burayı ofis evet. açtığın zaman sana bir destek yok. Sana bir şey yok. Hani yurt dışından seni burada ofis açmaya itecek bir şey yok. Evet ama benim için bu daha önemli. Bunun gelişmesi. Tabii bu zaten gelişirse otomatik olarak zaten oyunlarda yerelleşmeye başlamış demektir yani buradaki ekip olduğu zaman. Tabii Türkiye'de henüz o kıvılcım var ama henüz böyle tam anlamıyla yanıp yok. Gitmedi yani ama potansiyel her zaman için potansiyel duruyor. Potansiyel her zaman var çünkü şey de var yani hani bir de her şey bir yana sosyal açıdan da yani gelişmişlik düzeyi yani refah düzeyi de yüksek bir ülke olsak yani Orta Doğu'ya açılmak isteyen şeyler için firmalar için şahane bir evet, base of operation ne derler öyle operasyon şeyi evet. Aslında öyle yani free to play firmaların çoğu burada görev yapan Orta Doğu'ya da oyunlarını açıyorlar ha, çünkü ama şey triple A bazında triple A bazında değil tabii şu an için ama şey free to play kafasında hala Orta Doğu'ya açılan bir kapı Türkiye aslında. Gelelim şimdi Abdullah Şen'den gelen soruya. Yani biraz uzun yazmış, ben kısa geçeceğim kusura bakmasın. Demek istediği şu: Türkçe dil seçeneği niye oyunlarda çıkmıyor? Bugün diyor arkadaşımız bir yayıncı bile diyor kendisi oynarken altyazı ekleyebiliyor diyor ve bunu paylaşabiliyor diyor. Meta yapmıştı mesela Horizon için, öyle hatırlıyorum ben. İşte Witcher 3 gibi bir oyun çevrildi diyor. Hani sonradan da olsa çevrildi. Skyrim gibi bir oyun çevrildi ama destek olarak hani gelmedi diyor official olarak belki. Neden diyor yapımcılar Türkçe çevirmiyor? Bunu yapacak ekip mi yok diyor içeride? Böyle bir eksiklik mi var diyor aslında sorduğu soruyu. Ben öyle yorumluyorum en azından. Ya da hani firmalar yapmıyor. Bunun bir sebebi var mı? Firmalar hani çok mu nefret ediyor bizden gibi bir algı da olabilir belki. Bununla ilgili söylemek isteyen bir şey var mı? Ben ne söyleyeceğimi biliyorum ama hani... Ya ben şunu söylemek istiyorum kısaca. Hani tam sorusunun cevabı değil bu belki ama yani hani yapan firmalar var. Yaparken niye karar verdiklerini ben bilemem. Ya da niye yapmadıklarını da ben bilemem. Ama mesela This War of Mine en güzel örneğidir. Nasıl yaptılar? Adamlar kendileri bir şey tutmadılar. Adam tutup işte hadi bunu çevirin falan demediler. Topluluk zaten satın aldı bir kere. This War of Mine çok iyi sattı Türkiye'de. Ki zaten kendileri de tweet atarak falan bunu çoksa söylediler. İşte tweet Türkiye'de böyle böyle sattık, şahaneyiz. Çok seviyoruz onları da. Destekleri için de çok teşekkür ederiz falan diye böyle çok sık bunu yaptılar. Ayrıca de oyuncu kitleleri de şey yaptı. Ya biz bunu böyle çevirdik deyip onları yolladılar. Onlar da bir kontrol ettiler. Hani birazcık firma bize yaklaştı. Biz biraz firmaya yaklaştık derken böyle bir proje ortaya çıktı. Bu bağımsız firma tabii sonuç itibariyle bahsettiğim firma. Ve hani herkesin bu sistemle iş yapabilmesi çok kolay olmayabilir. Bunu da anlamak lazım. Ama onlar bize gelmiyorsa belki bazen de biz bir adım onlara gitmemiz lazım. Bu bazen İngilizce bilen birisinin çeviriye yardım etmesiyle olabiliyor. Bazen de yanınızda sözlükle oynamak da olabiliyor bu. Yani hani sonuçta siz ama bunun Türkçe altyazısı yokmuş efendim ben... oynamam bu oyunu dediğiniz zaman oyun satılmıyor ve bir sonraki oyununa Türkçe dil desteği getirmeme yani getirme ihtimali de azalıyor gibi bir durum var. Birazcık bir adım geri çekilip bakmak lazım gibi geliyor bana bu konuya. Peki var mı senin diyeceğin Fethunca bununla ilgili özel olarak? Ya ben hani bütün her çıkan oyunun Türkçe çıkacağı bir günün geleceğini zannetmiyorum. Hani İngilizce öğrenmeniz daha yararlı olacaktır. Ama o zaman ben biraz sorunun detayına ineyim yani. Çünkü tam olarak aslında bu değil. Sorduğu şey bu değil arkadaşımızın. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Uzaktan bakıldığı zaman şöyle geliyor insanlara büyük ihtimalle. Neden Türkçe altyazı çıkıyor ya? Bunu alt tarafı 5 kişi çevirecek ve yapacak. Aslında temelde doğru söylüyorlar. Çünkü neden? Normalde ya 1500 kişilik bir ekip gerekmiyor bunu yapmak için. Evet. Belli bir ekip sayısı var. Fakat iş öyle işlemiyor. Şimdi bağımsız oyun, senin dediğin bağımsız bir örnek. This War Is Mine bağımsız bir şey. Yani, kesinlikle. Milyon tane adamın denetiminden geçmiyor. Fakat yüksek bütçeli oyunlarda ve kurumsal yerlerde ki bahsettiğimiz oyun firmaları hepsi çok kurumsal. Yani bir triple oyun arkasında kurumsal bir firma olduğunu düşünün yani. Ve bunlar en ufak şeyi bile gözden geçirmek zorundalar. Yani en ufak şeyin bile kesme işaretinden tutun da, D'nin de anlayır yazılmasından tutun da, işte bir harf hatasına kadar her şey geçiyor ve en önemlisi şu: içeride Türkçe bilen insan yok. Türkçe bilen insan olsa bile yeterli pozisyonda değil. Yani şöyle değil. Dil ekibinin başında biri var. Türkçe altyazısı geldi mi? Geldi. O zaman getirin bakayım bana. Ben bunu bir gözden geçireyim diye bir şey yok. Yani içeride bunu tartabilecek bir insan yok. Şimdi öyle olduğu zaman işler bahsettiğiniz kadar hızlı yürümüyor. Şundan hızlı yürümüyor. Yani adam çeviriyor, veriyor. O çevirinin sonra 28 kere gidip gelmesi gerekiyor ki ortaya gerçekten doğru bir şey çıksın. Bunların hepsi de maddi bir güce tekabül ediyor. Evet. Yani senin gerçekten burada vergisini ödeyen,
bayağı pro olmuş, bayağı böyle lisans yapmış, bilmem ne yapmış. Resmi bir kurumla çalışman lazım. Evet. Şimdi birincisi bu kadar resmi kurum var mı? İnanın ben bilmiyorum. Hani bu kadar profesyonel çalışan kaç tane kurum var ben de bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir gelir kaynağı değil burası. Hani devamlı her sene 15 tane 20 tane oyun geliyor. Biz bunları çevirerek oh ne çeviririz burayı diye bir durum söz konusu değil. Aslında biz bunu kuralım aslında. Bir boş iş alanı bulduk gibi. Var aslında mesela Witcher ilk çıkacağı zaman burada firma arıyordu. Arıyorum. Çeviri yapacak bir firma arıyordu yani. Resmi olarak kendisi yapmak için. Sonradan vazgeçildi. Çünkü kurum bulamadılar. Buldukları kurumlar tam anlamıyla ihtiyaçlarını gidermedi belki de. Çünkü hani bir portfolyo da lazım bunun için. Yani evet, ben şunu 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 yaptım diyecek firma için de şu an daha bebek emekleme aşamasındayız. Evet, evet. Firmalar o yüzden yani bizim böyle suratımıza bakıp ya bu adam çok iyi bir insana benziyor, ben buna çeviri yaptırırım diyemiyorlar. Çünkü Türkiye'yi tanımıyorlar, buradaki firmaları tanımıyorlar ve buradaki vergilendirme mesela. Şirket geçen sene açılmış, oyun çeviriyor. Belki de gerçekten çok iyi çeviriyor ama adam bunu nasıl anlayabilir? Hani adam bunu evet, algılayamıyor. Algılayamadığı için de o topa girmek istemiyor. Çünkü bir hata, onun farkında olmadığı bir hata oyunun adını lekeleyebilir orada. Veya bir kötü çeviri veya bir yanlış çeviri yapabilir. Şu mantıklı mesela. Adamlar çeviri yapıyor. Yaşayan mı? Oyun çıkıyor. Çeviri yapılıyor. Çeviriyi gönderiyorlar. Çeviri de çok olumlu tepkiler alıyor. Adam bunu oyuna ekliyor mesela. Bu tamam. Oyuna yani ekleyebiliyor. Ama mesela bazısı da eklemez. Çünkü insanların, firmaların umurunda değil. Şunların umurunda değil. Firmalar temel olarak oyuncuları sevseler bile firmaların üstündeki adamlar, yani oyunu asıl yapan adamlar işin maddi kısmına bakarlar. Yani aynen, oyun iyi mi kötü mü diye bakmaz. Oyun çıktı, satıyor mu? Ne kadar satıyor? Ne kadar sene daha satacak? Daha fazla satsın diye biz neler yapabiliriz? Şimdi adam Türkiye pazarına bakıyor. Potansiyel alıcı, orijinal oyun alıcısı taş yatlasın 30 bin. Tamam mı? Resmi olarak yani bayağı gidip dükkandan, mükkandan alan, bilmem neden alan, oyun şeyi veya dijitalden alan artık neyse, alıcısı 30 bin 40 bin diyor, tamam mı adam? Ulan diyor, ben bunun için diyor gidip diyor para harcamayayım. Ya bunun için hem para harcıyorsun hem zaman harcıyorsun. Sadece para olarak da düşünmeyeyim bunu ya. Hadi 15 bin verdim, yapın bakalım değil. İçeride bir de bunun denetimini yapman lazım. O ekstra bir maliyet, ekstra bir zaman harcıyoruz. Yani mesela Orhun'un çok önemli bir işi var ama Türkçe altyazı için bir ay o işini ertelemesi lazım. Ve o sırada başka bir şey yapamayacak Orhun şirket içerisinde. Bunlar bizim için, ya onlar bizi o kadar değerli görmüyor henüz. Ya asıl temel bu. Adamlar bizi o kadar değerli görmüyor. O kadar değerli görmedikleri için de her zaman için girmiyorlar. Şimdi Sony'nin exclusive oyunu Horizon. Daha önce söyledim. Keşke Türkçe çıksaydı. Ben çok isterim. Bir çok da uğraşıldı aslında çıkması için. Evet. Yani uğraşıldı ülke ama tarafında uğraşılıyor da anlattığı sebeplerden dolayı. Yani pek çok sebep artık yani Sony Türkiye istemiyor muydu çıksın? İstiyordu. Yani ikna ettiler, edemediler bilmiyorum. Belki gelir, belki gelmez. Onu da bilmiyorum yani ama hani Sony Türkiye'nin şunu yapmadığını biliyorum. Çıkmasın ya, kim uğraşacak? Hani, yani bunu yapılmadı belli ya. Adam cebinden çıkarıp vermiyor sonuçta yani. Hani ve şöyle bir şey var bu noktada. Çıksaydı keşke çok iyi ama çıkmama sebebini uzaktan bakınca anlayamadım ben de en başta ama oyuna girince anladım yani. Normal bir Uncharted'a göre 5000 tane diyalog var. Hani ya onun 5000 katı fazla içerik var. Normal bir Uncharted yani dediğinde bile tonla yani. Tonla yazı var yani. Çünkü Horizon bir açık dünya oyunu olduğu için her yerinden bir kodek fışkırıyor. Her yerinden bir şey fışkırıyor. Hani yüzde, firmalar şunu da yapamıyor. Yani bir profesyonel bir kurum oldukları için %50'sini çıkaralım, %50'sini çıkarmayalım. Ama bak Horizon hala Türkçe altyazı gelebilir. Hala gelebilir. Yani sonradan belki bir şey olur. Belki oyunu iyi satar. Witcher da sonradan geldi zaten. Sonradan geldi. Ha, keşke çıksın. Ben de çok istiyorum çıkmasını. Niye çıkmasın ki? Ne güzel. Türkiye'de özel şeyler olsun. Türkiye'de gelsin lansmanlar yapılsın. Türkiye'ye özel kampanyalarla çıksın oyunlar. Türklere özel işte farklı şeylerle çıksın. Yani özel çalışmalar olsun istiyorum ben de. Ki yerelleştirme de yani altyazı da bunlardan bir tanesi aslında. Ama firmaların bakış açısı temelde şu. O kadar yani uzaktan bakıldığı kadar hani bir yayıncının altyazı çevirmesi değil olay. Yani bir yayıncı altyazı çevirdiği zaman çevirir. Ama sorumluluğu kendinedir. Yani evet, o altyazı firmaya gönderir. Firma o altyazıda, ben bile bugün baksam o altyazıda 5000 tane farklı hata bulabilirim. Çok yani net. Elbet olur çünkü hani insanız hepimiz yani. Hani bir ekip işi değil o. Adam tek başına duyuyor, çeviriyor. Zor bir şey çünkü bunu yapmak. Ya altyazı çevirirken bile milyon kere uğraşılıyor dizi altyazıları çevirirken falan filan. Yani burada firma genel olarak özet geçeyim şuna bakar arkadaşlar. Oyun satıyor mu? Bu satışa bu efor değer mi? Ve o efor, bunu anlatmamın sebebi şu. O efor bizim sandığımız kadar basit bir efor değil. Yani bir kişi oturup çevirip evet, göndermiyor yani. O eforun arkasında bir sürü şey dönüyor, bir sürü maddi güç dönüyor. Senin dediğin şu açıdan doğru, belki burada kurumlar var, belki çok iyi kurumlar vardır. Hani var çünkü yapan insanlar var elbet ama firmalar için yeterince profesyonel olmamış olabilirler. Yani firmalar onları yeterince deneyimli görmemiş olabilirler. Çünkü yurt dışında bu olaylar çok daha şey dönüyor. Evet. Ağır kurumlar var yani. Bizdekiler biraz daha yeni yeni girişimler. Çok net yani. Ne kadar para vereceğinizi bilirsiniz. Ne karşılığında ne alacağınızı da bilirsiniz yurt dışında olduğu zaman bu işler. Yani söz konusu İspanyolca olduğunda, Çince olduğunda, işte efendime söyleyeyim Japonca olduğunda hani sonuç itibariyle bunlar da çevriliyor. Çok daha nettir. Şöyle bir firma vardır. Bununla işte EA'de onunla çalışmıştır, bilmem kimle onunla çalışmıştır. Daha önce bunları yapmıştır görürsün. Ama bizde öyle bir karşılığı yok. Bu arada firmalar doğru yapıyor olarak da algılamayın bu dediğimizi. Tabii, ben sadece onların, yani firmalarda güvensizlik problemi var. Sektöre güvenmiyor adam.
iş yapacağı insana güvenemiyor. Çünkü iş yapılmamış, bilinmemiş bir alan yani. Bilinmemiş topraklar. Belki güvense, belki altyazı yapsa şu anki satışının 5 katı satacak belki de. Bilemezsin yani. Hani belki de firma yanlış biliyor yani. Belki de yanıltacağız adam yaptığı zaman. Ulan ben salakmışım, keşke daha önce yapsaymışım diyecek belki. Şu an çoğu oyun çünkü Türkçe altyazıyla çıkmaya başladı. Demek ki firmalar buradaki potansiyeli farkındalar. Ben zaten bunun gelişeceğine %100 inanıyorum. Yani bir sene sonra, iki sene sonra şu an gördüğümüzden çok daha fazla Türkçe altyazılı oyun göreceğiz. Çok daha fazla Türkçe. Ya şu bile bana lüks geliyor. Bu oyunda niye Türkçe altyazı yok? Ulan ne güzel bir şey bunu diyebilmek. Hani eskiden çünkü hiç diyemezdi yani. Türkçe altyazı yok. Yani Türkçe altyazı yokmuş bu oyunda dediğin zaman. Yani evet yok. Hangisinde var ki falan diye birbirimize bakıyorduk yani. Abi, olduğu zaman da böyle oley diyorduk. Şimdi olmadığı zaman ne kadar şey tepkili oluyoruz. Bu bence sektörün nereden nereye geldiğini kısa sürede gösteriyor. Zaten free to play oyunlar falan filan gibi oyunlara geçiyorum. Onlar zaten otomatik olarak yerelleştirilerek çıkıyor yani. Çünkü hani sektör şey yok ama çok ağır oyunlar, bu ağır toplar dediğimiz oyunlar satış olarak istenilen rakamda olmadığı için abanılmıyor. Belki yapsalar olur ama firmalar şu an öyle görmüyor demek ki bizi. Böyle özetleyebilirim deyip varsa yoksa ekleyeceğiniz bir şey. Yok tamam. Gayet özetledim. Yani. Bayağı özetlediğim 10 dakikadır tirat atıyorum burada özet diye. Bir de özet geçmesem ne kadar anlatacağım Allah bilir. Ama güzel yani. Konu. Konu güzel. Sizin bu Denevu 17 isimli bir arkadaş, 17 değilmiş ya, 17 saat önceymiş bu ya. Ben de 17 deyip duruyorum adamın kopyalı yapıştır yapmış şeydir de. Denevu... Belki 17 saat önce de nickine dahil. Denevu 17 saat önce. Denevu isimli arkadaşımız sizin bulduğunuz kısma gelebilmek için oyunu oynayıp yorumlamayı meslek haline getirmek ve sizin bulunduğunuz mekanlarda bulunmak için ne yapmak gerekiyor? Bunu söylemiştik zaten. Aslında tam oyun dilinde sormuş. Sizin bulunduğunuz kısım deyince oyunda geldiği kısım. Geldiğin nokta. Mekan deyince de oyun mekanı gibi oluyor. Abi ben 18 yaşındayım hala öğrenciyim, atlayamadım öğrencilik aşamasını, ne yapmam lazım falan diye. Ya bunun bir okulu bir şey yok kesinlikle. Ben tavsiye de etmem zaten. Ben de tavsiye etmem. Yani... Peki burada ne işiniz var diye sormayın. Aslında hepimizin farklı işleri var. Belki hani video içeriğiyle hani bu tam bu işte en ilgili olan Enis. Hani Orhun'la ben biraz daha artı hani boş vakit bulduğumuzda geldiğimiz yaptığımız bir iş gibi. Hani asıl yaptığımız işler bunlar değil. Zaten onunla ilgili de bir soru var. Onunla ilgili neye bir soru var. Neyi vaktinizi harcıyorsunuz diyor. Çoğu videoda vakit sıkıntınızdan bahsediyorsunuz demiş Kürşat Saraç. Tamam söyleyelim. Ne yapıyorsunuz diyor genel olarak. Şimdi multiplayer sadece bir YouTube kanalı değil. Yani bizim burada yaptığımız oyun videoları dışında biz etkinlikler de yapıyoruz. Turnuvalar da yapıyoruz. Yani bir mesela sadece bir etkinlik için 50 tane şeyi belirlemen gerekiyor. Oraya git, onunla konuş, onunla görüş. Oradan kağıt gelecek, o gidecek. Malzeme alacaksın, bilmem neyi ayarlayacaksın. Bir de bunun yani toplantıları var. Nasıl olacak? Toplantıları da var. Gezisi, keşfi var. Ölçü alması, bilmem nesi. Mesela bunlarla ben ilgileniyorum. Bu beni hani bayağı yoruyor olduğu zaman kafayı yiyorum. Mesela bu bir örnek. Sadece bir kısmı ama bu. Hani başka kısımları da var. Mesela TV Blue'ya program TV yapıyoruz. TV Spor'da dijital saha diye televizyon programımız var. Onunla da ben ilgileniyorum. Onun dışında yani ben burada gördüğünüz videolar dışında hani ekstra bizim prodüksiyon içeriklerimiz var ve oyun turnuvası etkinlik tarzı içeriklerimiz var. Benim genel sorunum zaten içerik yapmak üzerine kurulu ama onun dışında toplantı ve bir sürü proje üretme plan ortaya çıkabiliyor. Onun zaten televizyon yönetmeni olduğu söylemişsin. Yani televizyon hafta cuma günü, her hafta cuma günü yayında olması için emek sarf ediyorsun. Konuğundan pazartesinden perşembeye kafayı yemekle meşgulüm ben. Yani. Şu an bitmek yani üzere. Şurası aslında hani bizim için en iş olmayan, en keyifli kısmı. Evet. Yani. Ben kendi adıma öyle söyleyebilirim. Ben de açıkçası. Yani. Genel olarak hepimiz için aynı fikirdeyiz şu anda. Hani sadece zaten bu işi yapmak istiyorsanız zaten çok para kazanabileceğiniz bir sektör değil. Hani editör olarak falan. Evet. Yani mutlaka hani bir fenomen falan olmak gerekiyor ki yani bir para kazanasın oyun sektörüne. Çok yönlü olmanız gerekiyor işte. Yani ben mesela bugün ben kurgudan anlamasaydım ben burada bulunmayacaktım. O daha öncesinde sosyal medya yapıyordum. Evet. İşte ondan anlamasaydım yine burada bulunamayacaktım falan filan. Hani yani biraz eş dost işi. Aslında eş dost işi dediğim şu. Yani ben mesela hiç eşim dostum olmadan girdim sektöre. Yani çok denk geldi. Evet, benim de öyle. Yani tesadüf diye yani. Hani ama genelde hep hani bir tanıdığımız var. Aslında o da bu işleri biliyor dediğimiz şekilde oluyor. Çünkü bu şey değil yani. Hani bir CV açalım. Oyunlardan ne kadar anlarsın? Eskiden böyleydi mesela. Hani CV verilirdi falan ona göre doldururdum olur da şimdi herkes hani oyunlarla işin dışında olduğu için artık hani elini atsan biri geliyor karşına. Ben yapabilirim. Ben ilgilenebilirim diye. Bir dakikaten şu an için geleceği tam olarak kötü değil geleceği ama ne belli değil. Yani biz eğer bu işten emekli olursak ilk emekliler biz olacağız. Aynen. Yani öyle düşünün. Hani gerçekten ilk emeklileri şu an izlediğiniz, şu an gördüğünüz insanlar olacak. Yani o yüzden kimse tam olarak 10 yıl sonra ne olacağını tahmin edemez yani. Mümkün değil. Mesela YouTube kalmazsa ne olacak? Atıyorum. Her şey kalmazsa ne olacak Allah bilir. Ha burada eş dost demişken hemen şey yapmayın. Çok da eş dost dediler ha falan moduna girmeyin. Mesela ha yok şey öyle değil canım. Hani, ya şu an bir şey üretmek için zaten hani bütün araçlar var. Telefonunuzda da çekebiliyorsunuz. Yani uyduruk da olsa bir teknik olarak hani video çekip yapabiliyorsunuz. Ya,
olmadı mı? Yazın. Mesela ben yazarak ben hobi olarak bir blog yazıyordum. Oradan işte şans eseri arkadaşım gördü. Aa bizim siteye yani multiplayer komputer için. Gel haber yaz dediler. Oradan bir tanışmışlık oldu. Sen bundan da anlıyor musun falan derken iş kendi yürüdü bitti. Önemli olan üretmek. Bir şeyler tabii. Üretin. Birilerinin gözüne illaki takılıyor. İstikrarlı yapın. Bir şeyler üretin. Yani bak, ya, ben bir şey söyleyeyim. Eş dost deyince yanlış olmasın. Eş dost dediğim şu yani. Hani eş dost dediğim şey değil yani. Benim akraba var. Halen bir şey var. Bu değil yani. O değil. Aynen. Olay çok doldu. Yani sektörde şu an çok doluluk var. 5 sene önceki gibi boşluk yok. Evet. Eskiden boştu ya. Adam bulamıyordu mesela. Ama şimdi herkes bir şey yapmak istediği için bu alanda hep birilerine takılıyorsun yani. Hep birileri görüyor. Hani şey değil. CV'yi açtım. Çünkü şu zor bir şey. Gerçekten size garip geliyorlar ama CV okuyup incelemek bayağı bildiğiniz mesai işi. İnsan kaynakları diye bir şey o yüzden var şirketlerde. Evet. Tabii bizim şirkette insan kaynakları diye bir şey çoğu şirkette yok yani oyun firmasında. O yüzden hani medyalarda daha doğrusu. İnsan kaynakları diye bir şey olmadığı için biz özel olarak kimin tarafına girecekse herkes kendi ilgisini veriyor ve bu bayağı iş bölücü bir şey. Öyle olduğu zaman daha böyle referansı olan birilerini aramış oluyorsun mesela hani aa bak bu adam bilir dediği zaman biri o bir sıfır öne çıkıyor. Bence öyle yani. O bir sıfır öne çıkıyor. Onlar hani biliyorsa hiç uğraşmayayım ben de. Çünkü herkes kolayı sever. Yani daha rahat iletişim kurabileceği biriyle iş yapmayı herkes sever. Ama mesela şey olur. Çok spesifik bir ihtiyaç olur. Hani o zaman hakikaten bir CV başvurusu yaparsın, açarsın ama biz o kadar kurumsal işleyişleri olan bir yer değiliz. Yani hani çok spesifik iş tanımlarımız yok. Şu bölümden mezun olmana gerektirecek bir şey yok. Evet. 4 yıl şunu oku. Öyle bir şey yok yani içeride. O yüzden hani gerçekten bu kolda ilerlemek için Orhun'un dediği bence en önemli şey bayağı bir şeyler üretmek ve ürettiğiniz şeyleri insanlara paslamak önemli yani. Çünkü şu biraz boş kalıyor. Merhaba, ben de sizin sektörde çalışmak istiyorum. Beni iş almayı düşünüyor musun acaba? Neden? Yani sen kendi söyle yani. Sen kendi kafanda yani başkasını işe alacak insan yerine koy kendini. Hani ne yani senin gibi diyen 1 milyon insan var. Yani neye göre alınabilir ki yani? Hani sen nasıl bir formül düşünüyorsun? Bir o yüzden de, bir şey atmak her zaman daha iyi. Hazır ürettiğiniz bir şey. Bakın benim işim bu. Beni düşünür müsünüz? Bu her zaman daha iyi olabilir. Senin mesela 1 milyon insan var gerçekten onu diyen. İşte ben de sizin sektörde çalışmak istiyorum diyen ama ben de sizin sektörde çalışmak istiyorum. Ya şu zamana kadar gidiyordu. Sözüne girdik ya. Şu zamana kadar uyuştu da onu düzeltti. Şu zamana kadar şunları yaptım. Bir bakın yani imkanım dahilinde böyle yaptım. Çok kötü, çok iyi olmadıklarını biliyorum ama şunlara bir bakın isterseniz. Dediğiniz zaman 1 milyondan birdenbire aslında 20 bine kadar düşüyor. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden üretmek üzerine ben birazcık hani odaklandım. Gösterebileceğiniz şeyler olsun, anlatabileceğiniz şeyler olsun. Öğrencisinizdir, staj yapıyorsunuzdur. Mesela gene böyle bir dirsek temasınız vardır bu konularda. Gene bir ilgiye kadarsınız. Evet. Tam ben de benzer şeyler söyleyecektim. Dememe gerek kalmadı. Çok aradan çıkar yani. Öyle pek Tunca özlem hevesini senin biraz hevesini kırmış gibi olduk yani. Yok, neyse aslında yani. Çok sorumuz var ama bunları artık diğer tarafa sakladım. Boğazlarımızı parçaladık çünkü burada uzun konuştuk. Bayağı uzun konuştuk. Ben bayağı kafa ütülemiş olabilirim şu anda yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın diyelim. Sorularınızı da eksik etmeyin efendim. Bay bay.